Mitokondri'nin iç zarına kıyasla dış zarı pek çok molekülde biraz daha geçirgen durumda ve porin adı verilen moleküllerin geçişi için küçük tünel veya boşlukların oluşmasını sağlayan özel proteinleri içerisinde bulundurur arkadaşlar. Buraya hatırlamamıza yardımcı olması için temsili boşluklar çiziyorum. Ayrıca genelde açil karnitin molekülü denilen ve yağ asidine bağlı karnitin bu boşluklar aracılığıyla stoplazmadan zarlar arası bölgeye geçiş yapabilir. Ancak bilim insanları, karnitin ve açil koanın zarlar arası bölgeye geçtikten sonra burada karnitin açil transferaz aracılığıyla mı birbirine bağlandığını, yoksa burada çizdiğim şekilde her şeyin stoplazmada gerçekleşip, bu açil karnitin molekülünün tamamının mı zarlar arası bölgeye geçtiği konusunda henüz hem fikir değiller. Buna değinmek istedim ancak argüman ne olursa olsun ulaştığı yer aynı arkadaşlar. Açil karnetin dış zardaki boşluklar sayesinde zarlar arası bölgeye geçiyor. Sonuç bu. Kafanızda şimdi şu sorular oluşmuş olabilir. Madem bu porinler yağ asitleri de dahil pek çok şeye karşı geçirgense neden bu kadar zahmetli bir işe girişerek açil karnitin molekülünü ürettik? Evet, yağ asitlerinin bu polinlere ulaşarak mitokondri matriksine geçmesi mümkün değil mi? Sorusunu da ekle ekleyebilirsiniz. Ancak sürecin daha yarısında olduğumuzu belirtmek isterim arkadaşlar. Daha anlatacaklarım bitmedi. Sorularınızın cevabı geliyor. Mitokondriye ulaşmak için halen iç zardan geçmemiz gerekiyor. Ancak iç zarda bu boşluklar bulunmadığından, moleküllere karşı dış zardan daha az geçirgen durumda iç zar. Ancak zarın içerisinde bize yardımcı olacak bir protein taşıyıcısı bulunur. Bu protein taşıyıcısının adı açil karnitin ile başlıyor. Bu kısım bile daha şimdiden size elde etmek için çok uğraştığımız açil karnitin molekülüyle ilgili bir ipucu veriyor. Tam adı da şöyle, açil karnitin translokaz. Translokaz, açil karnitini zarlar arası bölgeden alarak mitokondri matriksine taşır. Bunun nasıl olduğunu göstermek için, stoplazmadaki bu molekülü şuradaki mitokondri matriksine kopyalamak istiyorum. Bir de protein taşıyıcısı sayesinde zarlar arası bölgeden mitokondri matriksine uzanan bu yolu uzatmak istiyorum. Tabii ki henüz süreç tamamlanmadı. Çünkü şimdiden tüm molekülü oksidasyon işleminden geçirmek istemeyiz. Öyle değil mi? Şimdilik sadece yağ asidi zincirinin ATP elde etmek için oksidasyon işleminden geçmesi gerekiyor. Bu yüzden yağ asidini karnitin molekülünden çıkaracak bir yol bulmamız lazım. Hatırlarsanız İç zarda da bir karnitin açil transferazı olduğunu söylemiştim. Bu enzim işte burada devreye girer. Karnitin açil transferazı CAT olarak kısalttım ya da CAT. Ayrıca bunun iç zardaki farklı bir enzim olduğunu belirtmek için buraya ROMA rakamıyla 2 yazsam iyi olur. Böyle iki tane büyük I gibi biliyorsunuz Roma rakamı ile iki. Aslında bu enzim stoplazmanın içinde gerçekleşen ters tepkimenin katalizine sebep olur. Yani demeye çalıştığım mitokondri matriksinden bir koenzim A molekülü alır ve buradaki kükürt atomu nükleofil görevi görerek daha önce oluşan bağın konumunu değiştirir. Böylece karnitin molekülü ilk haline geri döner, yani hidroksil grubu içerir. Aynı zamanda açil koa grubunu da yeniden elde etmiş oluruz. Yukarıdakine benzer şekilde açil grubunun kükürt atomu aracılığıyla asetil koa molekülüne bağlandığını unutmayalım. Kafanız karışmasın diye aşağı kısma tam adını yazayım şu şekilde. Evet, buna Açil koa molekülü denir. Oksidasyon aşamasına geçmeden önce bir şey daha e, size anlatmak istiyorum. Bir noktaya daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Açil karnitin translokaz adlı protein taşıyıcısı e, aslında e, yani bu protein taşıyıcısı, bu ismi verdiğimiz protein taşıyıcısı aslında arkadaşlar oldukça etkili. Neden? Çünkü mitokondri matriksine gönderdiği her açil karnitin molekülü için bir karnitin molekülü alır. Yani karnitin açil transferaz iki enzimi tarafından üretilen karnitin molekülü bu protein taşıyıcısı sayesinde zarlar arası bölgeye geri dönebilir. Yolculuğunun devamını size burada göstereyim. Bakın zarlar arası bölgeden de mitokondrinin dış zarına çıkar ve oradan da başka bir yağ asidinin mitokondri matriksine taşınmasına yardımcı olduğu sitoplazmaya geri döner. Bence bu oldukça olağanüstü bir mekanizma. Şu anda yağ asidimizi asil koA molekülü şeklinde mitokondri matriksine geçirdiğimize göre sonra molekülün başına neler gelir arkadaşlar? mitokondri matriksinde bulunan enzimleri kullanarak bu molekülün birbirini tekrarlayan aşamalardan oluşan bir döngüye girdiğini görüyoruz. Ve her döngüde dört temel adım bulunuyor. Bu dört adımın sonunda bir asetil koa molekülü elde etmiş oluruz. Size bu molekülün yapısını bir hatırlatayım gelin. Bir açil grubunun Koenzim A'ya bağlı olduğu iki karbonlu bir yapı. Ayrıca her döngüde öncekinden iki tane daha az karbon içeren bir açil koa zinciri de elde ederiz. Tabii ki bu durum asetil koa molekülü üretilirken iki karbonunu e, kaybediyor diye gerçekleşir. Yani bu durumun nedeni budur. Asetil koa molekülü üretilirken iki karbonunu kaybetmesinden kaynaklanır. Bu dört adımdan veya bu adımlarda kullanılan enzimlerden ayrıntılı olarak bahsetmeyeceğim. Ancak asetil koa molekülünü ve iki tane daha az karbon içeren yağ asidini elde etmek için gerçekleşen bu dört adımın temel maddelerinden ve ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Asetil koa üretiminde oksidasyonun da yer aldığını unutmayalım oksidasyon sırasında elektron kaybederiz. Yani bu elektronları alması için elektron taşıyıcı moleküllerin yardımına ihtiyaç duyarız. Böylece ATP şeklinde kullanabileceğimiz enerjinin üretilmesi için elektronlar elektron transport zincirine aktarılır. Hatırlarsanız FAD ve NAD artı elektron taşıyıcı moleküllere örneklerdi. Tabii ki bunlar yükseltgenmiş yani oksitlenmiş halde bulunur ve elektronları aldıkları sırada FADH2 ve NADH dönüşerek indirgenirler. Tabii ki bu sayede ayrıca bir proton da ortaya çıkar. Burada anlatmaya çalıştığım şey, hatırlarsanız elektron transport zinciri buradan çok da uzakta değil çünkü nerede? İç zarda. Yani o zaman bu oldukça kısa bir yolculuk. Bu sayede elektron transport zincirine elektron verdikleri an bunlar kolaylıkla yeniden yükseltgenebilirler. Böylece bu döngü mitokondri matriksinde hiçbir sorunla karşılaşmadan devam etmiş olur. Birkaç küçük noktaya daha değinelim. Hatırlarsanız oksijene bağlı karbonları elde etmemiz için bir oksijen kaynağına ihtiyacımız var. Yani bu dört adımın bir yerinde suyun eklenmesiyle birlikte oluşan her asetil koa grubu içinde fazladan bir koenzim A molekülü üretilir. Oksidasyon sürecinin düzenlenmesinden bahsetmeden önce, daha önce pek üzerinde durmadığımız bir konuya değinmek istiyorum. Bu süreci önceden duymuş olabilirsiniz. Beta oksidasyonu. Kulağa korkutucu geldiğinin farkındayım ancak aslında oldukça basit bir konu. Bu yüzden kısaca ne olduğundan ve öneminden bahsetmek istiyorum. Beta oksidasyonu, oksidasyon sürecindeki yağ asidinde karbonun konumunu işaret eder. Hatırlarsanız, oksidasyona uğrayan karbon burada. Asetil koA molekülündeki çift bağlı karbon oksijen bağı. Bu yağ asidi zincirini şimdiye kadar R harfiyle göstermiştik. Ancak daha rahat anlamanız için bu karbon karbon bağlarını çizsem daha iyi olur. Buraya karboksilat grubuna bağlı CH2 gruplarını çiziyorum. Kimyacılar bu karbonları karboksilat grubuna olan konumlarına göre adlandırır. Karboksilat grubuna en yakın karbon alfa karbon, onun yanındaki ise beta karbon olarak adlandırılır. Tabii ki daha da uzağa gidersek başka adlandırmalar da söz konusu. Ancak beta oksidasyonunu işlediğimizden bu kadarını bilsek şimdilik yeter. Gördüğünüz gibi buradaki karbon beta karbon yani karboksil karbonunun hemen yanındaki değil diğer karbon. Beta karbon asetil koA molekülünü oluşturmak için çift bağlı karbon oksijen bağına dönüşür. Bunun anlaşılması aslında oldukça kolay. Ancak beta oksidasyonu diye bir terim kullanılıyor. O da işte aslında bu süreci anlatıyor. Evet, sona yaklaşıyoruz geriye sadece oksidasyon sürecinin nasıl düzenlendiğinden söz etmek kaldı. Tüm bu tepkimeler içinde hız kısıtlayıcı tepkime, karnitin açil transferaz enzimi tarafından katalize edilir. Bu hız kısıtlayıcı basamak. Ve hatırlarsanız bu tepkimeler arasında kinetik açıdan en yavaşı bu ve tepkimenin düzenlenmesinden bahsederken bunu bilmemiz önemli çünkü hız kısıtlayıcı basamak tüm tepkimenin toplam hızını belirlediği için bu aşamayı düzenlemek önemli. Bunun nasıl düzenlendiğini anlamamız için yağ asidi sentezi konusuna geri dönmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız malonil koa adlı bir molekülümüz vardı. Malonil koa. Bu molekül Stoplazmanın içinde yağ asitlerinin sentezi için kullanılan asetil koanın yüklü haliydi. Aslında bu molekül, bu enzimin alosterik inhibitörü konumunda. Bu yüzden buraya karnitin açil transferaz 1 enzimini engellediğini göstermek amacıyla kırmızı renkli bir ok ve eksi işareti çizsem çok iyi olur. Peki biz bu süreçten ne gibi sonuçlar çıkarabiliriz? Ben bunu şu şekilde aklımda tutuyorum arkadaşlar. Hücremizde çok fazla malonil koA varsa bu çok fazla yağ asidi ürettiğimiz anlamına gelir. Yağ asidi üretip bunları sentezlersek bunları parçalamak istemeyiz. Bu yüzden de net miktarda yağ asidi ürettiğimizden emin olmak için bu oksidasyon sürecinin hız kısıtlayıcı basamağını engelleyebiliriz. Bu süreçle ilgili bahsetmek istediğim diğer bir şey de Yağ asidi sentezindeki bir substrattan yararlanarak yağ asidi oksidasyonundaki bir enzimi düzenleyebileceğimiz gerçeği. Vücudumuz bunu yapabilmemiz için bu süreçlerin ayrı ayrı gerçekleşmesine özen gösterir. Yani biri gerçekleşirken mesela çok fazla malonil koA varken diğeri yani oksidasyon süreci bir anlamda uykuda kalır. Vücudumuzun istediği tam da budur. Anlayacağınız, vücudumuz gri, belirsiz bir bölgede olmak istemez. Ya depolamak için net oranda yağ asidi üretir ya da ATP elde etmek için bunları parçalar. Ve son olarak bir noktaya daha değinmek istiyorum. Gitmemiz gereken yere ulaşmak için tüm bu bölümlerden geçmek zahmetli gibi görünse de aslında bu bölümlerin varlığı bu düzenleme sürecinin bu kadar faydalı olmasını sağlar. Çünkü yağ asitlerinin stoplazmadan mitokondriye taşınmasında kilit bir rol oynayan bu aşamada oksidasyonu düzenleyerek kelimenin tam anlamıyla bu tepkimeleri birbirinden ayırmayı başarırız. Çünkü tepkimeleri farklı bölümlerde tutmuş oluruz. Bu da bir adımın ne zaman devam edip etmeyeceğini düzenlemenin harika bir yoludur.